Turkcell Yıldızlar Sahada Turnuvası ilk çeyrek final eşleşmesi İrfan Can Kahveci, Didem Karagenç arasında iki olanın kazandığı 3 maç üzerinden oynanan bir turnuva. Yani iki olan kazanacak, ihtiyaç olursa 3 maça geçecek. Ne diyorsun? Tenis maçı gibi format, değil mi? Evet. Ne diyorum? İki takımın ne oynayacağına bakmak lazım. Birazdan ekrana gelecek. Taktiksel talimatlar da önemli. Yani tek tek böyle. Bana da Türkiye'nin ve dünyanın en iyi FIFA oyuncularından Emre Kayır öğretti onu. Onların ne kadar önemli olduğunu. O bizim ilk aldığımız FIFA 99'daki gibi. Senin ilk aldığın CD o mudur cebinden verip? 96. Sen önceden iyi harçlık almışsın demek ki. Ben kendi çalıştığım işten parayla almıştım. Ki fiyatlar daha iyiydi o zaman, onu da söyleyeyim. Orada mesela bunlara gerek yoktu tek tek talimat vermeye. İşte Hasan Şaş, Hasan Şaş'tı. Görüntü Hasan Şaş olmasa da oyuncu Hasan, evet, Şaş'tı. Henrik Larsson, Henrik Larsson. Piksel pikseldi ama. Pascal Numa, Pascal Numa'ydı ama hareketler öyleydi. David Beckham öyleydi. David Beckham en iyi orta yapanıydı oyunun. O esnada dünyada da en iyi orta yapandı mesela. En iyi şut çeken Roberto Carlos'tu, gerçekten o. Ama burada ince ayarlar çok önemli. Kimin yapacağı, ince ayarını nasıl yapacağı. İrfan'ın sanırım en büyük avantajı, gerçek hayatta oynadığı takımı yönetecek. Başakşehir'i yönetecek. Evet. Bu bence büyük bir avantajı olabilir. Düşünüyorum da, çünkü yıllardır oynadığı takım, işte Gençler Birliği'nden gelmişti. Abdullah Avcı'yla da çalıştı. Okan Buruk'la da, takımın saha içindeki işte taktiksel gelişimi, gelenler gidenler her şeye hakim. Ya bütün oyuncuların ne yaptığını, Vişcan'ın ne zaman içeri doğru hareketleneceğini, işte Crivelli'nin ne zaman ayak içi vuracağını, ne zaman sert vuracağını, ne zaman kafaya arka direğe gideceğini daha iyi biliyor, öyle değil mi? Şimdi Didem Hanım'ın takımı olmadığı için oyunda o başka bir takım almak zorunda kalacak. Barcelona ile oynayacak. İkinci maçı da Real Madrid'le oynayacak. Öyle mi? Didem Hanım, evet. Barcelona, Medipol Başakşehir, tabii ki organik hayatta, yaşadığımız hayatta tabii ki iki takım arasında fark var. Ama at da işte sahibine göre kişiler. Barcelona'yı nasıl oynatacaksınız? Messi at da sahibine bence göre kişiler çok iyiymiş yani. Kükye, Setien. Değil mi? Yani Barcelona Tata Martino'nun Barcelona'sıyla. Real Betis'te mesela Barcelona gibi oynatmak istiyordu. Ama Barcelona'ya gelince sonuçta Barcelona'dan çok birazcık Real Betis gibi oynatmaya başladı. Sonuçlar olarak, evet, söylüyorum. İşte evet. İronu yapıyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Yani şimdi Didem Hanım Messi'yi alıp, ben Messi nasıl olsa boyunun en hızlı oyuncularından biri, top kontrolü olağanüstü, ben bunu alırım tren gibi giderim diye düşünüyorsa, ki düşünmüyordur diye, biraz oynayan çünkü öyle olmadığını. Bu oyunun güzel tarafı, her versiyonu birazcık daha gerçekçi ve daha futbola yaklaştırmaya çalışıyor bunun mühendisleri, oyun mühendisleri. Bir oyun, ama oyunda bir eksik var. Bir dahaki oyunda lütfen böyle işte Mbappe de topu alınca, driplinge başlayınca biz de ona biraz yaklaşma şansımız olsun. Hani yaklaşma demişken, ya ben hiç hatırlamıyorum etrafında ateş çemberi varmış gibi yani. Yaklaşan kuzey, düşüyor kuzey falan filan, evet, anladın mı? Şimdi o dediğin doğru. Şimdi Barcelona'yı alanlar, ben de birkaç kere aldım. O yanılgıya düşebiliyor şimdi. Sadece Messi değil, Suarez de hem hızlı hem de son vuruşlar çok iyi. Ama Barcelona'yla alıp da işte kontratak sadece kovalayınca, Suarez'e, Messi'ye güvenip, işte bazen Dembele'ye güvenip oynayabildiği zaman. Çünkü Dembele de çok hızlı. Evet. Onu yaptığın zaman bu sefer Barcelona'nın asıl bir takım gücü. Yani oyundaki böyle acaba pas mekaniği. Ya Barcelona ile seri pas yapmadan oynayamıyorsun ki. Barcelona değil, Başakşehir'i alırsan da diğer Barcelona herhangi bir takımı yenmek için mutlaka pas yapman gerekiyor bu FIFA 20'de. Onu söyleyeyim. O eski mesela FIFA 16'da şey çok güzeldi. 15'te. Vur çık. Özellikle FIFA 15'te. Hızlı oyuncum varsa ben mesela Raheem Sterling'le L1 üçgen atmadığım gol, yenmediğim takım kalmamıştır. Ama daha sonra bu FIFA 20'de aynı Sterling'le, yani hocam işte Mbappe değil oyunda Sterling, yine çok iyi yapmış olsalar da. Şimdi böyle Messi'yi, Suarez'i, Mbappe'yi Fransa milli takımında ya da Paris'te kullandığı gibi kullanma hatasını düşüyor insanlar. Ben de yaptım, olmuyor. Tabii şunu aklıma getirdi. Bazı oyuncuların pazarlama gücü var ve o pazarlama gücü de kullanılması açısından bu sanal ortam ya da video oyunu ortamı çok önemli bir silah. Daha popüler futbolcular daha olduklarından daha hızlı, daha teknik, daha bile iyi olabiliyor bu oyunda. Çünkü satışları kuvvetli. Öyle diyorsun da. Sterling de az mı diyorsun? Sevilla'dan Fransa milli takımına seçilen forvet oyuncusu. Sevilla'dayken seçilen. Ben Yedder. Evet abi, Ben Yedder. Yani nasıl Sterling'den daha hızlı ve Sterling'den daha iyi son vuruşu var. Tamam, iyi oyuncu, hiç fena bir oyuncu değil. Mesela Rangers'ın orta sahası var. Abi Rangers o kadar iyi olsaydı Celtic üst üste 8. kez şampiyon olamazdı yani.
O kadar da değil. Her oyunda böyle sıkıntılar oluyor. Bazı oyuncular gerçek hayatta olduğundan 1,5 kat iyi oluyorlar. Bence sırf o böyle pazarlama hani tabii Ronaldo'yu... Değil tabii, tabii Ronaldo'yu ki değil. Ya, kapaktaki oyuncu mükemmel yapıyorlar. Ya wow. Olduğundan daha hızlı yapıyorlar. Çok doğru bir tespit. Kapaktaki oyuncuyu ya da çocukların tercih ettiği favori oyuncu, şu an dünyanın faal 2 futbolcusu Messi ile Ronaldo oyunda gerçek hayattakinden bile iyiler. Bu gerçek, doğru bir tespit, bir şey demiyorum. İrfan Can Kahveci, Didem Karaağaç eşleşmesi, 2 maç kazanan tur atlayacak. Bakalım oyundaki Messi kim, önemli olan o. Onu göreceğiz. Evet. Maçları izleyelim, maçlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Türkcelli heyecan sahada, coşku sahada, rekabet sahada, karşınızda yıldızlar sahada. Sen de hemen BIP'ten Türkcell Gaming kanalına katıl, sürpriz hediyeleri kaçırma. Defans oyuncusu olduğum için defansif oynamayı seviyorum ama ofansta da kontra atakları seviyorum. Hiç defans yapmayı düşünmüyorum ben. Direkt hemen gole gitmeyi düşünüyorum. Biraz bence gerçek futbolla alakalı bu oyun. Yani gerçek futboldaki tarzın neyse biraz oyuna da yansıdığını düşünüyorum. O yüzden ben sol bekte hücum oyuncusu olarak oynadığım için burada da hep kanatlardan hücum yapıyorum. Yani merkezden gidemiyorum çok fazla. Çok pas yapmaya çalışıyorum. Bu oyunda biraz pas yapan daha çok götürüyor gibi FIFA'da. Buradan da bir ipucu vereyim Didem. Sağ ol yani. Yani daha çok pasta oynuyoruz. İrfan bir değişiklik yap hayatında ya. Neden? Başakşehir'den devam mı? Bakalım. Şu anlık devam. Ooo Başakşehir Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz ya. Seneye belki karşılaşırız. Ne yapayım, bizi yapmamışlar. Bizi yapsalardı bizi alırdım. Ben de mutlu değilim yani Barça'dan. Böyle daha iyi sanki mavi. Bu karışmaz değil mi? Mavi al mavi. Çok çirkin o ya. Çok güzel. Tam senlik işte. Tam senlik şu an o. Tamam. Bunu alıyorum ben. Karışmaz. Tamam. Artık karıştırıyorsam da bilemem yani. Hücum yapmak daha kolay, savunma yapmak daha zor. Ama bu oyunda daha zor gol atıldığını gördüm. Yani diğer oyunlara göre. O yüzden savunmada en iyi şekilde İrfan'ı karşılayacağım diyebilirim. Bekliyorum. Yani biraz üzerime çekmeye çalışacağım rakibimi paslarla. Biraz presi zorlayacağım Didem'i. Biraz çıksın, sonra ben boşlukları yakalayıp golü atacağım. Bu oyunu oynamak geliştiriyor diyebilirim. Alanı geniş görüyorsunuz ve boşlukları daha net görebiliyorsunuz. Yani İrfan'ın dediği gibi üstüne rakibi çektiğinde o boşlukları kullanırken tüm sahayı görebiliyorsunuz. Yani normalde oyun içinde olduğunuzda o boşlukları çok net göremiyorsunuz ama dışarıdan daha böyle açı olduğu için daha net pozisyonlara girebiliyorsunuz. O yüzden bence bu oyun geliştiriyor diyebilirim. Futbolcuları da geliştirdiğini düşünüyorum bu oyunu. Şimdi Didem savunma oyuncusu olduğu için tabii oyunu çok fazla göremiyor herhalde saha içinde. Ben orta saha olduğum için benim için bir şey fark etmiyor. Oyun gibiyim ben de saha içinde. Her tarafı görüyorum. Yani benim için daha kolay geliyor bu oyun. Evet, ben hazırım. Hazır mısın? Evet. Hemen hazırlanıyorum ben de. Yani çok şey yapmaya gerek yok yani. İrfanların sınıfı sporcu sınıfıydı. Onlar çok fazla okula gelmiyordu. Ben de çok fazla gitmiyordum ama okula geldiğimiz zamanlarda okulun bahçesinde maç yapıyorduk.
İşte Soner Aydoğdu falan da vardı o dönemden. Çok gençler bir projenin hepsi vardı. Biz yeniyorduk diyebilirim genellikle orada. Biz biraz avans veriyorduk herhalde o zamanlar. Üzülmesinler diye herhalde. O zaman birazcık küçüktük ya, hani şey yapıyor olabilirsiniz. Hadi kızlar yensin yapıyor olabilirsiniz. Evet, olabilir. Ama bugün gelin de olabilir demeniz. Yani İrfan. Bugün de avans olabilir yani. Hayır demem. Bir bakalım, bir maça başlayalım. Belki iyisindir. Belki iyisindir benden. Perfect pitch on a perfect day in this stadium. Alan Smith is alongside me. Hadi başarılar Didem. Başarılar, deplasmana geldin. Çok ateşli taraftarlarımız var, ona göre. Yeah, thanks Martin. Well, we've got a couple of teams here that their strengths are attacking. Taraftarsızlığa alışık mısın? Yanlış olmaz. Şimdi sen kendi topu atıp sürmezsin değil mi? Kendimle gol atmaya çalışacağım. Just read the intentions of the opposition there to make the interception. Still got a bit to do, but this is promising. Elia. This is a good opportunity to put the ball into the penalty area now. Stopping the cross, important job for the defender. Well, these two players, perhaps we picked out as the likely candidates. Ama bu haksızlık değil mi? Hepsini tanıyor oyuncuların. Ha? Kişilik karakterlerine kadar biliyor. Sen tanıyor musun? Tabii ben de Messi'yi çok iyi tanırım. The ball around, looking for the opening. Tries the shot. That's a good block. Got to keep the ball here under some pressure. Enzo Crivelli. Threads it through. Oh. Bravo, Klişe. Hadi. Geçirmeyin o Messi'yi. Vallahi. He has cleared it well. Couldn't keep it. İrfan basana da ayağına ya. To run at them with the ball, it's good to see. His teammates have recognized the potential of this attack. The shot is blocked. Sen biraz gergin mi oynuyorsun bu oyunu? Good defending. Ben mi? Problem in the end. Evet. Evet, ben ciddileştim falan, bir sustun. Çok geriliyorum bu oyunu oynarken. Hiç yerime tahammülüm yok. Good defending. Now it's De Jong. Sen topu alacak mı yani? They're looking good when they attack. Yok, sen bir şey yap, tadını çıkar, ben sonra şey yapacağım. Try one now. Good stop by the goalkeeper. It's with De Jong. It's Messi. Now he's got the ball. What's he going to do with it? İrfancan, İrfancan yine kaçırdı. Sağ ayağına geldi ya. Sağ ayağına geldi ya. Sola gelseydi affetmezdi de. Well defended, not just getting across. He thought quickly as well. Allah. Messi. He's one on one with the goalkeeper. That's when you need a defender to show his class, and he's done just that. Bit of space to go forward into with the ball. Bir boşluk bulamadın galiba. Bulurum, bulurum. Daha çok dakika var. Abi Barcelona var ya, hayatında bu kadar savunma yapmamıştı ya. They've lost the ball.
Messi intercepts here. Frankie de Jong. Dilem, sakatlık mı var? Ne? Sakatlık mı var? Topu taca attın ya. Ya bir şey oldu da orada bir. Kol çalışmadı da. He's confident with the ball at his feet, isn't he? Can he put them in front here? Still dangerous here off the goalkeeper. Start cliche. Great appreciation from the crowd that their team throwing men forward all over the shop. Getting the ball back and thinking attack straight away. Looked so promising at the beginning, but came to naught. Aha edinmiş ya, işte aradığım oyuncu. The spaces at the moment on the flanks. This could be it. Over the goalkeeper to the back. Up for grabs here. Yapma be Elia be. Orada bir şeyler yaptın, neler yaptın görmedim. El altı. If they continue creating this number of chances, you've got to fancy them to find the back of the net sooner or later. Now Messi. Messi slips it through. Well, the play is broken down now. İrfan dostum kazanacak ya. Ay Zucker verdi. Zucker verdi. Attı. Enzo. Abi var ya Barcelona. Neyse ben avansa başladım işte. Avansları al. Şu an Başakşehir Barcelona'ya karşı toplu oynama yüzlerini açıklayalım maç sonunda. Barcelona göğüs ağlayacak. Taking on the defenders. Does he want to cross it? Hani sen bu pas oyunu seviyordun ya. Yapıyorum ya sabahtan beri. Her zaman da pas pas olmaz ki yani şimdi. Nasıl atacağız? Swung in from the corner. But couldn't keep it down. Oh, the keeper was rooted to the spot. Wasn't going to get there. Benim kalecinin forma rengini göremedim ben ya. Didem. Sen ben gördüm. Allah Allah hangi renk? Bekle bekle. Göremeden gol yiyeceksin birazdan. Abi şu istatistikleri bir daha mı açsak? Ne yapsak? Ya daha 45 dakika oldu konuşuyorsun ya. Başladın hemen. Everyone's settling back in their seats. Second half is underway. İşte bak Messi'den bile top alıyorum bak bak. El Hierro Elliot. Maybe just missed, kicked it a little bit there and pass goes. Ben biraz Barça gibi oynayayım. Evet ya. Barça şu an var ya düşünüyordur yani. Ne yapıyoruz biz diye. No nonsense defending from him. Allah. The ball glued to his boots it seems. Excellent work. Suarez is the target for the cross. Ha gördüm yeşilmiş bizim kaleci rengi. I think that's a good performance isn't it Alan from him in the first half? Yeah, and what a good time to score that was and guiding it through. O ne? Abi sağ ayakla niye vuruyor bu? Sol ayak bu adam ya. Yeah, you've got to get it perfect in order to place that kind of effort from that distance. Bu ne önde baskı falan? Pres basmamız lazım, mücadele etmemiz lazım Barcelona'ya karşı. Şöyle hemen taktik değiştireyim ben. Hani bir değişti. Offside. Good vision from Antoine Griezmann. And the referee looks to his assistant who's got. Ya var var mı burada? İstiyorsan senin için yapalım. Var. Yanlış bir pozisyon varsa tekrarlatın. Yok
Yok, bir pozisyon olmadığı için yanlışlık olmadı. Ben kendime iyi salladım da. Neyse. Şu topu bir kendime getiremedim ya. Evet. Özel hareketini de yaptı. Aa. Allah. Allah, bu tehlikeli işte. Evet, klişe. Klişe kademeye girdi. We've had an hour gone here and still 30 minutes left. He's made the interception. Allah, aralara başladı Didem. Didem ağız mı verdi? 80 mi atıyorsun aralara ya? İrfan. Defans yapıyoruz dedik de tamam da o kadar değil ya. Üstüme geldim. Griezmann. Griezmann given time and space out here. Allah. İşte bravo Mert Günok. Mert Günok. Neyse. Griezmann's corner. Corner far too near the goalkeeper. He's at his best in those circumstances. Saw the pass. Çok basit. Messi bile yetersiz kaldı şu an biz. Messi bir topu ayağına alsa. Yok artık ya. 3 metre dışarıya çıktı. Korner orada ya. Şey yapıyorsun. Korner ya. Çarpmasa gol. Proper defending under some pressure. And it goes out from the header for a throw. Enzo Crivelli. Yapma be. Kaleci olmasa var ya şu an 5-0'dı ya. Yani kaleciyle oynanıyor ama oyun. Allah. 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 Düşürün onu. Düşürün onu. Evet. Şikerten. Well, this is fascinating, and the crowd are loving the drama that we're watching here. Just a one goal in favour of the home team. Yeah, careful that they don't start celebrating too quickly, and that the players feel they've won the game before they actually. İrfan'ı aldı mı? Söktü aldı. Sergio Busquets. Now Messi. Ah, Messi varmış. An opportunity here. There's some space to work the ball. Ay ya, bak şimdi Messi sana bir göstereyim de gör. Hadi bakalım. Yapma ama ya. Well, they couldn't keep possession. They've given it away. Enzo Crivelli. It's a real skill. He's got skill with the ball, backing himself. Has to be. He's blocked the shot well. Chance to go at the opposition with pace. Allah.
crowd maybe expected a bit more, but two added minutes. That counter-attack didn't work, and they might be counter-attacking themselves now. Ya stoperlerim çok iyi ya. Well stuck out of foot, cut off the pass. Zorladın beni ya. 1-0 yani skoru. Gerçekten. Türkcelli heyecan sahada. Coşku sahada. Rekabet sahada. Karşınızda yıldızlar sahada. Sen de hemen BIP'ten Türkcell Gaming kanalına katıl. Sürpriz hediyeleri kaçırma. Hazır mıyız İrfan? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Takım değişikliği yapacağım. Hadi bakalım. Bir de başka bir takım var benim. Messi olmadı mı? Olmadı. Bir de istiyorsan Juventus olur. Ronaldo'ya bak bir de. Yok, Ronaldo gitti Real Madrid'den, o yüzden sevmiyorum. Sen 10 kişi falan savunmaya mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? What a perfect day for football we've got. Başlıyoruz, here. Hadi başarılar. Bir dakika, dur bir şey kontrol edeceğim. Son ayarlar. Hayda. Oo. Bir kişi dışarıda kalmış. Onu da bir defansa çekeyim. Konsantre dağıtmak için yapıyorum bunları. Çok rahat. Hiç bozulmaz konsantre. Medipol, Başak Şehir against Real Madrid. Yeah, thanks Martin. Well, we've got a couple of teams here that their strengths are attacking, no doubt about it. So I'm sure they'll be going at each other very quickly. Evet, Başakşehir şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi gruplarında rakibi Real Madrid. Crivelli. Good vision here. Offside var ya. Opportunity goes begging because of the interception, which is absolutely vital. Benzema. Trying to catch the other team out with a quick break here. Really get at the opposition here. Koçum benim be, dünyanın be. And the referee spotted that deflection. He's pointed to the corner. Pas mı yapacaksın? O seni hiç ilgilendirmez. Ya, yalandan götürdüğün o kadar belli ki oraya. Tabii şaşırtmaca bunlar. Shot gets blocked. Bak. Ramos var orada. Ramos'u koydum oraya. Corner's taken. Marcelo'ya bak, yürüyor. No danger from that cross because the defender can cope with it easily. Gael Clichy. Enzo Crivelli. That's cut out. Allah. It'll be a throw. Konsol ya, hep böyle tutukluk yapıyor biliyor musun? Senin kol bozuk herhalde, bir değiştir istiyorsan. Evet evet, bana yanlış kol vermişler. Suikast var. Here's Junior Caissara. He fancies his chances of getting past these players. Well, now they come attack and he's got support with it. Of! Bak bu güzeldi ama. Stopping the pass getting through with. Fark ettiysen kendimle vurdum. Anticipation. Yani kendimle bırakacağım diye zaten yarım saat ayağımı topluyorsun. Bu nasıl bir ego diyeceğim, ayıp olacak. Egoistik. Ama ben de aynısını yapardım İrfan. Oh. Penaltı hocam. Aaa. Ya bu Barça'dan daha kötüymüş bu takım ya.
Plenty of space out wide and they're going to use it. Yok yok, daha iyi. Şu an bu maç daha iyi oynuyorsun ya. Chance to cross it. Well, very easy for the goalkeeper. Hiç değilse kaleciyi gördük bu maç. Ooo hocam, ne oldu bu ya? Çok temizdi ya. Hakemi de almışsın ya. Good clean tackle. Edinmiş ya. Edinmiş ya. Verdi. Aa, kaleci. Kaleci ne oldu? Kaleci nereye gitti? Bu sayılmaz. Dide kahve içmeye gitmiş kaleci herhalde. Kaleci yoktu ya. Görseydim atmazdım ya. İyi, ben bir tane atayım o zaman. Tamam, hadi bıraktım. Dur geliyorum. Ya yalan mı söyledin? Playing away, it might work for them trying to play offside. Well, it's a bold move, isn't it, away from home. 10 kişiyle attım ya. 10 kişilik takımı attım. Here's Junior Caicedo. Kaleci tribünde bir arkadaşıyla konuşuyordu. Well, they are moving the ball well here. Kız arkadaşını çağırmış galiba. He will be furious with himself for such a poor pass. Chance to go at the opposition with pace. Trying to find an opening on this counter attack. Of. Luka Modric with the cross. Oh. Very slick. Very quick. Vallahi sen bir şey değil mi? Gerçekten tebrik ederim, güzel ataktı. Teşekkür ederim. Gentlemansın aynı zamanda. Boş kaleye atıyorsun ama. Ya görseydim atmazdım ya. Görmedim onun boş olduğunu. Crivelli. It's about decision here. Which player is he going to pass it to? Ha, İrfan aldı. Hadi bakalım. İrfan ayağına basıyorum ama sürekli ya. Sana gelince daha bir sert. Evet, fark ettim onu. Modric. A space to get the cross in. Really away from the goal, right into the corner by the post. İrfan, ne oldu? Skor 1-1 daha dur. Bekleyin, golün bir tekrarını izleyelim. Evet. Görüyor musun, boşluğu nasıl gördüm? Ama kalede kaleci vardı, benim bir farkım var. Ben sana şimdi avans verdim, o gol atman lazım. Şimdi sen dersin ki kalede kaleci yoktu, yenildim falan. Ha, tamam o zaman. Sevinmiyorum çok fazla. İkinci golde sevineceğim. Atarsan. Well, I think they've got to step it up. They've been below par. I'd have expected them to have created a lot more chances than this so far. One or two options now in forward areas for them. Bale. He's got support in the center. That was a good crossing position but not bak, a good cross. Bana gelince var ya, ayağım atlıyor ya. Ben sakatlayacağım seni, çık da bir kurtulalım. A great chance to go in front. Eli! El Jero Elia. Ama ben 45'e gelince benim bir konsantrem dağılıyor ya. İlk başta da öyle oldu. You would have worried about these players when they conceded the equaliser. They actually rolled up their sleeves and now they lead again. Well, we've been treated to some fantastic stuff out there today. We'll see a bit more before the final. Güzel başlamışsın aslında. Real Madrid are losing at the moment. Half time now. Bir soyunma odasına girelim, bir taktik verelim. Hadi bakalım. Well, the player that we're featuring here has done well. He's. Ben de biraz Dembaba'yı alayım oyuna da. And here we go, the referee's blown his whistle and we're off for the second half. Dembaba'yı severiz ya. Atacak su atsın. Modric. Bale.
Allah. Looking for Benzema. Evet. Very close in, Alan. Bravo. Not very close to scoring. Yeah, a simple save in the end, and it should have been anything but. He should have been picking it out of the net, the keeper. Elia. Well, he's got a chance now to get forward in this wide area. At onu İrfan. İşte bu. İşte bu İrfancan. İrfancan. Dur ben bir ayağını kırayım İrfan'ın. O saçlar ne ya İrfan? Saçları şey yapmışım, jölelemişim saçları. He's getting off his defenders there. 3-1 the scoreline as we restart the game. Real Madrid able to come forward now. Good defending. Now Vizca. Demba Ba. Bit of space for him. Now out on the wing. Demba Ba! It's another one for them. Demba Ba! Demba Ba! Demba Ba! Demba Ba! Demba Ba! And they can't wait to get the ball back from the kickoff and try and get another one. Real Madrid oyuncular isyan da. Bir dakika dur ben. Topu oynuyorlar. Ben şaşırdım dur. Sakin ol, heyecanlanma. Moralim bozuldu. Find some space here on the flanks. Evet benim. That's a better effort from the goalkeeper. He's had his best match, but yeah, a bit of a port in a storm that. It's not been his best display, but that was good. Pardon. Poor work. Bana gelince sertleşiyor ya. Hocam birebir oynadı. Başakşehir'in en tehlikeli oyuncusu dedi. İrfan Can. İyi ya, Allah'tan İrfan Can vardı, az boyuyuz. Evet, Dembaba. 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 Allah Allah. Dembaba. Dembaba. Hata yapmadı. Dembaba. Bir de tekrarını izliyoruz ya. Niye tekrarını izliyoruz? Güzel gol, aşıktırmaydı ya biraz. Onu tekrarını izleyelim dedim. Evet, şaşırdı rakip. Rakip şaşırdı. Neyse, sen önde baskı falan mı bastın ya? Now Casemiro. Ya kız olsalar daha iyi oynarım da erkekler iyi oynayamıyorum. Aa, oyundan mı çıkardın kendini? Kadın takımı seçseydin sen keşke. Kadın takımı da var ya burada. Evet de Türkiye yok ya. Üzdü. O biraz üzdüğü için Hollanda'yı falan almak istemedim. Bir milliyetçi olarak. To build up his patience. Bravo. Taking on the defenders. He could get a cross in here. Good interception. Kim o? Mehmet Korkan. Sen oyundan mı çıktın? Yok canım, buradayım bak. Hemen gol atıyorum bak. Neredesin? Biraz dışarıda yapsan şu işi faul yapacağım da. Al o zaman. Ama İrfan bunu hep yapıyor. İrfan Can. Yine attı. Evet. 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 Golü izleyelim bence. Güzel bir oyun. Tabii ya, iyi de. Ben de oynuyorsam ben de kendi kriterlerimi bilirdim, ona göre oynadım. Aldın sol ayağına, vurdun durdun topu. Edin Vişçe yine geliyor Başakşehir. Hızlı geldiler. Edin Vişçe. Edin Vişçe. Edin
Ya Barça iyiydi ya. Şaşmayacaktık ya. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Aslında maça da iyi başlamıştın Real Madrid'le. Toni Kroos. Taken the touch and now needs to clear. Ya topu al. Marcelo. Looking to use the full width of the pitch. Edin Mişçe var ya, Marcelo kimmiş ya? Well, he has got a chance to get the cross in. Bak İrfan'a gelince nasıl ayağa yürüyorum. Daha sana topum yok ha. Vermiyorum sana topu. Good vision here. Benzema. Bravo. Elimine savunma diyorsun ha. Cross through the corner. Defender's done well here to clear the danger. Ramos. Evet. Offside. And shoots. And the referee looks to his assistant who's got the flag on his offside. Ya. Ben ince görürüm ya İrfan. Well, clock showing 9 minutes left to play. Bak bak ya bak. Şimdi vuracağım ayağına. Ya bak. Ama geriyorsun beni. Kim o, İrfan mı o? Oo hocam. Hocam. İrfan ne zaman sakatlanacak ya? Evet, İrfan can müthiş geçti herkese. Penaltıyı aldı. Kim kullanıyor? Aa, olmaz. Hat-trick yapacağız ya. Ya bu nasıl bir egoistlik ya kardeşim? İrfan ya. İrfan can etti. Başakşehir yedi, Real Madrid 1. Okan Hoca'ya gönder skoru. Kamerayı da aldı. Ama seni biraz beğenmedim seni ya. Normalde daha iyisin. İlerleyen zamanlarda... Ne yapayım, biraz buradan moralini bozayım, diğer türlü bozamadım. Came on strong in that period of attacking play, but in the end it was disappointing. Topal. Junior Caicedo. Bar. Of, of. Guiding it through. Brilliant pass, can he finish it? That shows all the potential. All the good words you've heard about Thibaut Courtois. Şey, kayıt almamış, bir daha oynayacakmışız. Oh, it's offside. Well, as a striker, you expect to get the benefit there, but he... Kayıt da değilmiş bu. Bu denemeyi. Öyle bir bilgi geldi şimdi bana yandan. Evet, güzel müdahale. Basın çocuklar. Basın, acımayın. Hemen geçmeyelim de golleri izleyelim Didemciğim. Bir bakalım, çok gollü bir maç geçti biliyor musun? Şey, zamanımız yetmeyebilir ama. Evet, maçın topunu alıyor İrfan Can hakemden. Bak Kavaş, topu aldı, eve gidiyor. Topu bırak ya. Eve götürecek, topla birlikte uyuyacak bugün. Evet, maçın gollerini izliyoruz. Kaleci... Boş kale, bak bunu saymıyoruz. Bak bunu sildik, 6 oldu. Kahve içmeye gitti. Modric. Evet, bu güzel bir goldü. Evet, Real Madrid'in attı. Bunu birkaç defa daha izleyebiliyor muyuz? Yani işte FIFA izin verirse izleyebiliriz. Bir tane golü var bunların. İzleyelim bunu derse izleriz ya. Hayır bak, 45'e kadar giymiş, 2-1'miş. Ah ah, şu Elian'ın attığı golü. Ya benim kaleci kötüymüş ya. Bence Real Madrid bir daha düşünsün. He's got a chance now to get forward in this wide area. All about picking the right pass now as it comes. Gerçekten baksana, ayakta yakalanmış ya. İrfan Can, jöleli saçlarıyla.
Dembaba. Hatayı affetmedi bunu da. Last bir dokunu. Bak kaleciye bakar mısın? Kalecinin yapacak bir şey yok ki yani. Bak senin golün, bak bu hakkını vereyim, bu çok iyiydi. Normalde de yapıyorsun bunları. Gerçekten. Bu gerçekten biraz klastı ya. Evet, sahiler. Bunu da zorla ayağından aldın adamın. Ben atacağım diye. Zidane, teknik direktörlüğüne son verilebilir bu maçtan sonra. Çok zorlandım. Ya aslında ilk maç biraz daha zorluydu. İkinci maç biraz rahat geçti. Ya böyle olacağını tahmin ediyordum aslında. Çok Didem'in oynayacağını sanmıyorum bu oyunu. Boş zamanlarında ben çok oynuyorum. O yüzden biraz rahat geçti. Ben öğretmenlik de yapıyorum. Aynı zamanda federasyonda da görev alıyorum. O yüzden çok boş zamanım yok İrfan'cığım. Yoksa merak etme, bu konuda kendimi geliştirirdim. Ben maçlardan sonra dinlenirken, uzanırken oynamayı tercih ediyorum FIFA'yı. Yani çok, aslında senin de boş zamanın vardır ama sen başka şeylerle uğraşıyorsundur. Bence sen avantajlısın biraz. Çünkü takımınla oynadın. Ve evet, kendinle oynadın yani. Hani nasıl bir şey bu ya? Bekle yani, seneye bir daha olsun bu turnuva. Eminim biz de gireceğiz o zaman. O zaman tekrardan görüşürüz İrfan. Tamam, görüşelim. Ben de boş zamanlarımda artık oynarım. Sen biraz çalış, biraz şey yap, alıştır kendini. Bu son olmayacak, merak etme. Hadi bekliyorum. Ama tebrik ederim. Tabii ki fair play çerçevesi içerisinde. Sen ne kadar sallasan da ben birazcık fair play yapayım. Ya işin şakası, ben de tebrik ederim gerçekten. İlk maç o kadar böyle 1-0 bitti yani, çok kolay geçmedi. Vallahi ikinci maçta biraz korktum açıkçası 1-1 olunca. Bir korku saldı galiba. Kol bozuktu herhalde senin. Ben rehabete katıldım, rehabete. Erken sevindim ben. Evet, orada bir sevinmen sıkıntı oldu. Ben sana dedim sevinme diye. Ama sen de hiç affetmedin yani. Hani. Yani kaleci falan yok. Oyunda acımasan. Bu oyunda acımasan. Bu oyunda acırsan acınacak hale düşersin. O yüzden hiç riske atmadım kendimi. Bayağı atmadın ya. 6 tane fark falan var arada yani, bayağı. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Kendi attığı golleri beğenmiştir İrfan bence. Yani şimdi biraz tabii bir gol var, o çatala attığım kendimle. O güzeldi. Bir Dembaba'nın aşıttırma golü var. O güzeldi. Ya şimdi çok gol olunca biraz da aklıma gelmiyor hepsi. Hatırlayamıyorum da fazla. O ikisi de diyebilirim. Benim de golüm olmadığı için İrfan'ınkileri söyleyeyim o zaman. Falan diyormuşum. Benim golüm bence çok klas bir goldü. Maçın iki maçında en iyi golü diyebilirim. Çünkü gerçekten organize bir atak gerçekleştirdim. İrfan gibi öyle boş kareye falan atmadım. Ama gerçekten tebrik ederim. Golün güzeldi. Şaşırttı beni yani o gol. Maçta yaptığım en olumlu hareketti. İrfan sen var ya, herkes geçersin. Şampiyon olursun bu gazla. Ya daha önce şampiyonluklarım da var bu turnuvalarda. Senin şanssızlığın, şampiyon bir rakibe denk geldin. Ben zor severim ya İrfan olsun. Yenersen ol, önemli değil. Teşekkür ederim. Turkcell Yıldızlar Sahada turnuvası ilk çeyrek final eşleşmesi İrfan Can Kahveci ile Didem Karagenç arasındaydı. İlk maçta Didem Hanım direndi Barcelona ile ama ikinci maç ilk maçı tamamen unutturdu. 7-1'lik bir skor var. İkinci maçta Didem Hanım Real Madrid'i aldı. Ancak mağlubiyeti engelleyemedi. Sen
bu farklı mağlubiyeti genel iki maçı nasıl değerlendiriyorsun? Onu şimdi oyuncuları da ilk defa gördüğümüz için bir oyuncu değerlendirmesi de yapabilirsin belki. Ya şimdi her Barcelona'yı alanın ama sürekli almayanın, arada Barcelona'yı alanın yaşadığı sıkıntıyı yaşadı Didem Hanım, o kesin. O da şu, mesela bakalım ilk maçtaki pozisyonlara, kontratak kovaladı. Hani Messi ve Suarez'in hızına kovalarak üçgenle, üçgen pasla. 60'da en net pozisyonuna girdi Suarez Messi ama İrfan Can Başakşehir'i gerçek hayatta da o kadar kafada taktik açıdan o kadar kafada oynamış ki maçları. Yani gerçek hayatta da oynadığı için zaten 90 dakika oynayınca gerçek hayatta da oynuyorsun. Kafanın içinde de oynuyorsun biliyorsun. Çünkü futbol sırf ayakkabı değil mi? Kafayla da oynanabiliyor. Tabii. Ama İrfan Can'ın özellikle yani o İlk pozisyona kendisiyle girmesi, İrfan Can yönetimindeki Başakşehir'in ilk şutunu İrfan Can'ın atması, ilk net pozisyona İrfan Can ile girmesi kendisini de takım içinde çok iyi düşünmüş, kurgulamış. Onu da söyleyeyim. Yani Crivelli'nin golü, geçiş oyunu. Hakikaten Başakşehir'in bu sezon attığı gollerden. Okan Buruk'un hatta böyle Akhisar'ı çalıştırırken de Akhisar'ın gollerinin çoğu o şekildeydi, hatırla. Evet. Bir de İrfan Can bayağı iyi oynuyor abi. 45 artı da neredeyse bu kornerden de atıyordu. Şimdi FIFA 20'de kornerden net gol pozisyonu yakalamak oyunu ne kadar iyi oynadığının da göstergesi diye düşünüyorum. Ama İrfan Can'ın yine kendi adına eklemem gereken, İrfan Can'ın şu anda ismi Almanya Bundesliga takımlarıyla geçiyor. Ne mutlu bize, onu yetiştiren hocalara, onu geliştiren hocalara, kendi tabii ki çalışmaları karşılığı kendisine. Ama bak 53'te bir vuruşu var İrfan Can'ın. Bir daha eğer izlerse sol ayağı çok iyi gerçekten. Ama orada sağ ile yapıyor. Bak Leverkusen'ın ideal oyuncusu olur. Ama orada da o sağ ayağıyla da solun en azından %90'ı oranda yani %10 fireyle vurursa kalite olarak o zaman Bayern Münih oyuncusuna dönüşür. Hani Bayern Münih oyuncusuyla Leverkusen oyuncusu yani arasındaki fark odur. Hani Balak onu da geliştirdiği için Leverkusen'dan sonra Bayern Münih'te de efsane olmuştur. Yani o işte Brezilyalı stoper senin şahs adamın Lucio muydu? Lucio. Lucio da aynı şekilde. O %10'luk gelişimi mutlaka göstermesi gerekiyor. Bu maçla ilgili söyleyeceğim. İkinci maç, abi klasik Barcelona öyle yapamayan baskı altına giriyor. Bir de diyor ki ya Messi'yi yönetiyorum halime bak diyor. Bana da oldu hep. Galiba İdam Hanım'a da aynısı oldu ve Real Madrid'i aldı. Keşke Barcelona ile kalsaymış diyorum ya. Ya ilk maç biraz tartma gibi olmuş oyuncuların birbirine. İrfan Can da tedirgin başlamış olabilir. Maça. İlk maçta da aslında şunu görüyorsunuz. İkinci maçta skora da yansıdı. İlk maçta da vardı. İki ayrı lig oyuncusu gibi konsol oyuncusu. Yani şimdi o golde Crivelli kaleciyle karşı karşıya kaldı ama ben de yapamadığım için yani plase bıraktı. Orada sıradan bir oyuncu Allah ne verdiyse kudretiyle vuruyor. Ama bilen plase oyuncu plase yani. Vuruyor. Yani o, bilen derken ben de biliyorum hangi tuşlara basacağını ama o baskı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldığında o pratik ve bilgi gerektiriyor. Dolayısıyla İrfan onu gösterdi. Kas hafızası da gerektiriyor. Kas hafızası. Tekrardan dolayı. Yani daha çok oynayan İrfan Can'ın daha fazla bu işe mesai harcadığı belli. Diğer taraftan savunmada çok problem yaşadığını gördüm ben Didem Hanım'ın. Maç önü programında daha doğrusu genel değerlendirme programında demiştik ya. Savunma yapmak zor, çizgiyi korumak zor. Didem geçişlerde, oyuncu seçimlerinde geç kaldı zaman zaman. Dolayısıyla savunma kademesini bozdu, yerleşimi bozdu. İkinci maç iyice göze çarptı ve demoralize olunca bir anda sanki o şeyden konsoldan elinizdeki o negatif enerji alete geçiyor ve sizin takımınız daha kötü oynamaya başlıyor. En doğrusu bu oyunda bir takımına oynayıp uzmanlar bayağı bir böyle pratik yapıp. Ama mesela senin benim İrfan Can kadar da şansımız yok. Çünkü bizim FIFA'da, FIFA 20'deki kaç takım vardır? 1000 tane vardır herhalde oynanabilen takım değil mi? O 1000 takımın hiçbirinde gerçek hayatta oynama şansımız yok artık. Yani eskiden olsa bazılarında olurdu. Çünkü İrlanda Ligi'ne kadar yapmışlar o yüzden ama gerçek hayatta böyle şansı yok ki. İrfan Can'ı da böyle değerlendirmiyor. İrfan Can'ın çok büyük avantajı canım Başakşehir'de oynayıp ve Başakşehir'in en iyi oyuncundan biri olup Başakşehir'i alması. Üst üste ikinci maç hani biraz daha böyle oyuna göre modifiye etti kendi tarzını ve oyunda ne kadar kısa yoldan gol atılabiliyorsa hepsini başarılı attı. O yüzden de bu farklı skor ortaya çıktı MKG. İkinci maçı çok rahat kazandı İrfan Can Kahveci. Kalite farkını ortaya koydu ya da mesai harcamış, daha fazla mesai harcamış İrfan Can ve Didem Hanım'ı geçmeyi başardı. İkinci maç 7-1 bitti. Toplam skor 2-0.
İrfan Can Kahveci yarı finale yükseldi. Sıradaki çeyrek final mücadelesi... Ben maçta tribünlerde şeyi aradım. Dünya Kupası'na sarılan amca vardı ya. Dünya Kupası'nda evet, Brezilya, Almanya yarı Yedilik finalinde. Maçtan. Evet, o amcayı gözlerim aradı. Ama tribünler bayağı kalabalıktı. Evet, maçta. Evet. İbrahim Yattara, Yaşam Göksu çeyrek final mücadelesi var. Bakalım nasıl bir... Favorin kim? Daha önce yaptığımız değerlendirmede yaş farkının çok önemli olduğunu söylemiştik. Hakimiyet açısından o dünyaya. Ya benim burada favori sanki Yaşam Hanım şey yapabilir gibi, fark yaratabilir gibi. Bence tam böyle kapalı kutu bir maç. Eski ekol mü, yeni ekol mü? Yoksa yetenek öyle bir yetenektir ki su gibidir, girdişlerinin şeklini alır. Yani oyun oynama yeteneği. Yatlara bakalım oyunlarda da gerçek hayattaki böyle su bakalım. Gibi, su misali yetenekli mi? Gelecek eşleşme İbrahim Yattara, Yaşam Göksu, Turkcell Yıldızlar sahada turnuvası devam ediyor.